Şeytanın Yemi, John Beaver. 14. Bölüm. Amaç, barışma. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurul da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Matta 5. bölüm 21. ve 24. ayetler arası. Bu alıntı İsa'nın dağdaki vaazından yapılmıştır. İsa sözlerine atalarımıza dendiğini duydunuz diye başlar. Ardından oysa ben size diyorum ki der. İsa bu karşılaştırmayı verdiği vaazın bu bölümü boyunca yapmaya devam eder. İlk önce dışsal eylemlerimizi düzenleyen kutsal yasadan alıntı yapar. Ardından onun yerine getirilişini onu yüreğe getirerek gösterir. Dolayısıyla Tanrı'nın gözünde katil yalnızca adam öldüren kişi değil, aynı zamanda kardeşinden nefret eden kişidir. Yüreğinizdeki şeyler sizin kim olduğunuzu belirler. İsa açık ve net bir biçimde vaazının bu bölümünde gücenmenin yol açtığı sonuçları betimlemekte. Öfke ve kin dolu bir gücenmeyi yürekte beslemenin büyük zararını örnek vererek aydınlatmaktadır. Bir kişi kardeşine karşı ortada hiçbir neden yokken öfkelenirse yargılanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu öfke meyve verir de kardeşine raka derse yüksek kurulda yargılanma tehlikesi altındadır. Raka sözcüğü boş kafalı veya ahmak anlamına gelir. Bir aşağılama terimi olup Mesih'in zamanındaki Yahudiler tarafından kullanılırdı. O öfke bir kardeşine ahmak diyecek noktaya ulaşırsa cehennem ateşini hak etme tehlikesi altındadır. Ahmak sözcüğü tanrısız kişi anlamındadır. Ahmak yüreğinde Tanrı yoktur der. 14. Mezmur 1. Ayet. O günlerde bir kardeşe ahmak demek oldukça ciddi bir suçlamaydı. İçlerindeki öfke nefrete dönüşmediği sürece hiç kimse böyle bir şey söylemezdi. Bugün bir kardeşe cehenneme git demek ve bunu gerçekten yürekten isteyerek söylemekle eşdeğerdir. İsa burada öfkenin üstesinden gelinmediğinde bunun kişiyi nefrete sürükleyebileceğini göstermektedir. Üstesinden gelinmeyen nefret de onları cehennem ateşini hak etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır. Ardından kardeşlerine karşı bir şikayeti veya gücendikleri bir nokta olduğunu hatırlarlarsa, o kardeşi bulup onunla barışmanın yollarını aramayı en önemli öncelikleri yapmalarını söyler. Neden bu kadar acele barışmayı aramalıyız? Kendi yararımız için mi yoksa kardeşimizin yararı için mi? Onun yararını gözetmeliyiz ki o kardeşi gücenikten kurtarmak için yardımcı olacak bir katalizör görevi görebilelim. Kendisi bizi gücendirmiş olmasa bile Tanrı'nın sevgisi ona ulaşıp onu yenileme girişiminde bulunmaksızın o kişiyi öfke içinde bırakmaya izin vermez. Biz yanlış bir şey yapmış olmayabiliriz. Haklı olup olmamanız fark etmez. Haksız olduğunuzu kanıtlamaktansa tökezleyen bir kardeşe yardım etmek çok daha önemlidir. Gücenmeler için sınırsız senaryolar söz konusudur. Belki kendisini gücendirdiğimiz kişi ona karşı haksız bir davranışta bulunduğumuza inanıyordur. Oysa gerçekte ona zarar verecek bir şey yapmış değilizdir. Yanlış bir sonuca yol açan yanlış bir bilgiye sahip olabilir. Diğer yandan doğru bir bilgiye sahip olmasına karşın yanlış bir sonuç da çıkarmış olabilir. Sözlerimiz çeşitli iletişim kanallarından geçerken fena halde çarpıtılmış olabilir. Niyetimiz hiç kimseye zarar vermek olmamasına karşın sözlerimiz ve eylemlerimiz farklı bir görüntü sergilemiş olabilir. Genellikle kendimizi niyetlerimizle ama başka herkesi eylemleriyle yargılarız. Niyet ettiğimiz bir şeyi karşı tarafa iletirken tamamen farklı bir şey iletmemiz mümkündür. Bazen gerçek amaçlarımız bizden bile zekice gizlenir. Niyetlerimizin saf olduğuna inanmak isteriz. Ama Tanrı'nın sözü süzgecinden geçirdiğimiz zaman onları farklı bir biçimde görürüz.
Son olarak belki de o kişiye karşı günah işlemişizdir. Kızgın veya baskı altında olduğumuz bir anımızda onun canı yanmıştır. Ya da bu kişi sürekli ve bilinçli olarak bize öfkeyle patlamış olabilir ve biz ona nazik ve iyi niyetle karşılık vermişizdir. Gücenmeye ne sebep olursa olsun, bu gücenmiş kişinin anlayışı kararmış ve varsayımlara, söylenti ve dış görünüşlere dayanarak yargıda bulunmaktadır. Böyle yapmakla gerçek güdü ve niyetlerimizi ayırt etmiş olduğuna inanmasına karşın kendi kendini aldatmaktadır. Doğru bilgiye sahip olmadan nasıl doğru yargıya sahip olabiliriz? Bütün yüreğiyle ona yanlış yaptığımıza inandığı gerçeğini göz ardı etmemeli ve ona karşı duyarlı olmalıyız. Hangi nedenle bu şekilde hissediyor olursa olsun, kendimizi alçaltıp ondan özür dilemeye istekli olmalıyız. İsa gücenme kendi hatamızdan kaynaklanmadığı durumlarda bile o kişiyle barışmamızı teşvik etmektedir. Barışmayı sağlamak amacıyla alçak gönüllülükte yürümek olgunluk gerektirir. Ama ilk adımı atmak çoğunlukla inciden kişi yönünden daha zordur. Bu nedenle İsa gücenmeye neden olan kişiye git önce kardeşinle barış demiştir. Gücenmiş kişiden bağışlama dilemek. Elçi Pavlus şöyle demiştir. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Romalılar 14. bölüm 19. ayet. Bu bize gücendirdiğimiz kişiye nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterir. Hayal kırıklığı yaşadığımızı sergileyen bir tutumla gittiğimizde esenliği teşvik etmeyiz. Yalnızca durumu incinen kişi açısından daha zora sokarız. Gururumuzun kırılması pahasına kendimizi alçaltıp esenlik getiren işlere veren bir tutumu elden bırakmamalıyız. Belirli bazı durumlarda incittiğim veya bana kızgın olan kişilere yaklaştığımda bana karşı öfke patlaması içine girmiş ve bencil, düşüncesiz, gururlu, kaba, sert ve daha birçok şey olduğumu dile getirmişlerdi. Doğal olarak onlara verdiğim yanıt, "Hayır değilim, beni anlamıyorsunuz" şeklinde olmuştu. Ama kendimi savunmaya kalktığımda yalnızca gücenme ateşleri üzerine daha fazla benzin dökmüş olurum. Bu kendini esenlik getiren işlere vermek değildir. Kendimiz için dikleşebiliriz ama haklarımız asla gerçek barışı getirmeyecektir. Bunun yerine onları dinlemeyi ve söylemeleri gereken şeyleri söyleyinceye kadar ağzımı kapatmayı öğrendim. Onlarla aynı görüşü paylaşmıyorsam, söyledikleri şeylere saygı gösterdiğimi, tutum ve niyetlerimi inceleyeceğimi bilmelerini sağlarım. Ardından onları incittiğim için üzgün olduğumu anlatırım. Başka zamanlarda benimle ilgili değerlendirmelerinde haklılardır. Bunu kabul eder ve haklısın. Beni bağışlar mısın derim. Bir kez daha söylemek gerekirse bu basitçe barışı sağlamak amacıyla kendimizi alçaltmak demektir. İsa aşağıdaki ayetleri belki de bu nedenle söylemiştir. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Matta 5. bölüm 25. ve 26. ayetler. Gurur kendini savunur. Alçak gönüllülük kabul eder ve haklısın. Ben bu şekilde hareket ettim. Lütfen beni bağışla der. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Yakup 3. bölüm 17. ayet. Gökten inen bilgelik, başka bir deyişle tanrısal bilgelik, uysaldır. Kişisel çatışmalara gelince dik başlı veya inatçı davranmaz. Gökten inen bilgeliğe bağlı olan bir kişi, karşısındakinin bakış açısını, gerçeği çiğnemediği sürece kabul etmekten veya o gerçeğe boyun eğmekten korkmaz. Sizi gücendiren birine olan yaklaşımınız. Kardeşimizi gücendirdiğimizde ne yapmamız gerektiğini ele aldık. Gelin şimdi bizi gücendiren kardeşimize ne yapmamız gerektiğini ele alalım.
Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Matta 18. bölüm 15. ayet. Birçok kişi bu kutsal yazıyı İsa'nın amaçladığı tutumdan farklı bir tutumla uygular. İncindiklerinde kendilerini gücendiren kişiye öc alma ve öfke ruhuyla gidip onunla yüzleşirler. Bu ayeti kendilerini inciten kişiyi yargılamak için bir gerekçe olarak kullanırlar. Ama İsa'nın bize öğrettiği birbirimize gitmemiz gerektiği gerçeğinin arkasında yatan nedeni büsbütün gözden kaçırmaktalar. Birbirimize gitmemizin nedeni karşımızdakini yargılamak değil ama barışmaktır. Kardeşimize gidip onun bize ne kadar berbat davranmış olduğunu anlatmamızı istemiyor. Gidip ilişkimizin düzelmesini engelleyen o uçurumu kapatmalıyız. Bu, Tanrı'nın bizi kendisiyle nasıl barıştırdığı gerçeğiyle paraleldir. Biz Tanrı'ya karşı günah işledik ama Tanrı ise bizi sevdiğini, bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Romalılar 5. bölüm 8. ayet. Bizi gücendiren kişiyle aramızı yeniden yapmak için kendi kendimizi korumaktan vazgeçmeye ve gururumuzu yok etmeye istekli miyiz? Biz daha ondan bağışlama dilemeden önce Tanrı gökten bize uzandı. İsa, bizler yol açtığımız gücenikleri daha kabul etmeden önce bizi bağışlamayı seçti. O bize gökten uzandığı halde onun barışma sözünü kabul etmeyene dek babayla barışamazdık. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki, Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor, onun adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın. 2. Korintliler 5. bölüm 18. ve 20. ayetler arası. Barıştırma sözü hepimizin Tanrı'ya karşı günah işlediğimiz ortak zemine dayanarak başlar. Bir ayrılık olduğunu bilmedikçe barışmayı veya kurtuluşu arzulamayız. Yeni antlaşmada İsa'nın öğrencileri insanların Tanrı'ya karşı günah işlediklerini duyurdular. Ama neden insanlara günah işlediklerini anlatmak gerek? Onları yargılamak için mi? Tanrı kimseyi yargılamaz. Tanrı, oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Yuhanna 3. bölüm 17. ayet. Yoksa daha çok onları durumlarını fark edip günahlarından tövbe edecekleri ve bağışlama dileyecekleri bir düzeye getirmek için midir? İnsanı tövbeye yönelten şey nedir? Yanıt, Romalılar 2. bölüm 4. ayette yer alır. Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? Tanrı'nın iyiliği bizi tövbeye yöneltir. Tanrı'nın sevgisi bizi cehennem yargısına bırakmaz. Bize olan sevgisini biricik oğlu İsa'yı çarmıhta bizim için ölmeye göndermekle kanıtladı. Ona karşı günah işlediğimiz halde ilk önce Tanrı bize doğru uzanır. Bizi yargılamak için değil, bizimle yeniden ilişki kurmak, bizi kurtarmak için. Tanrı'yı örnek almamız gerektiğinden, bize karşı günah işleyen bir kardeşimize de barışma elini uzatmalıyız. Efesliler 5. bölüm 1. ayet, İsa bize şu yöntemi gösterdi. Ona git ve yargılamak amacıyla değil, ikinizin arasını açan şey her neyse onu ortadan kaldırmak ve böylece barışıp onunla ilişkini yeniden kurmak amacıyla ona günahını göster. İçimizdeki Tanrı'nın iyiliği kardeşimizi tövbeye çekecek ve böylece ilişkimiz yeniden kurulacak. Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle,
hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Efesliler 4. bölüm 1. ve 3. ayetler arası. Bu esenlik bağını alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı bir tutum takınarak ve birbirimizin zayıf yönlerine sevgiyle, hoşgörü göstererek devam ettirebiliriz. Sevgi bağları bunlarla güçlendirilir. Benimle yüzleşirken yargılayıcı olan insanlara uygunsuz biçimde davrandım. Bunun sonucu olarak barışmaya yönelik hevesimi yitirdim. Aslında barışmak istemediklerini düşünüyordum. Yalnızca bana ne kadar çok kızgın olduklarını bilmemi istiyorlardı. Kendilerine hatalı davrandığım başka bazı insanlarsa alçak gönüllü ve yumuşak başlı bir biçimde bana geldiler. O zaman dış görüntümü değiştirmek ve onlardan bağışlama dilemekte aceleci davrandım. Öyle ki bazen konuşmalarını bitirmeden önce beni bağışlamalarını diliyordum. Hiç size gelip bana daha iyi bir arkadaş olmadığın ve şunu veya bunu yapmadığın için seni bağışladığımı bilmeni istiyorum diyen biri oldu mu? O zaman size öfke içinde patladıklarında bana bir özür borçlusun diyen bir bakış fırlatırlar. Afallamış bir biçimde aklınız karışık ve incinmiş olarak dona kalırsınız. Aranızdaki bozuk ilişkiyi düzeltmek amacıyla değil, sizi yıldırmak ve denetimleri altına almak için gelmişlerdir. Bize nasıl bir karşılık verirse versin, onu yürekten bağışlamaya karar vermedikçe bizi gücendiren kardeşimize gitmemeliyiz. Ona yaklaşmadan önce her türlü kin ve düşmanlık içeren duygulardan kurtulmamız gerekir. Bu duygulardan kurtulmazsak, büyük olasılıkla olumsuz duygulardan yola çıkarak ona ulaşmaya çalışacak ve onu iyileştirmek yerine daha çok inciteceğiz. Bize karşı günah işleyen biriyle gerçekten doğru bir tutumla barışmaya giriştiğimizde bizi dinlemek istemezse ne olacak? Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Matta 18. bölüm 16. ve 17. ayetler. Bu her bir aşama aynı amaca hizmet eder. Barışmak. Olayın özü şu, İsa denemeye devam edin diyor. Gücenmeye neden olan kişinin nasıl her aşamaya dahil edildiğine dikkat edin. Bize karşı günah işleyen kişiye gitmeden önce ne kadar çok başka herkese gidip kime ve neden gücendiğimizi anlatırız. Oysa İsa'nın öğrettiği gibi önce bizi gücendiren kişiyle gidip konuşmalıyız. Başkalarına gidip anlatırız. Çünkü kendi yüreğimizde sorunla uğraşıp onu çözmemişizdir. Hikayeyi kendi bakış açımızdan herkese anlatırken kendimizi haklıymışız gibi hissederiz. Başkaları ne kadar kötü bir davranışa maruz kaldığımız konusunda bizimle aynı görüşü paylaştıkları zaman gücenme nedenimiz pekişir ve teselli buluruz. Bu tür davranışta var olan tek şey bencilliktir. İşin özü. Tanrı'nın sevgisini motivasyon kaynağımız olarak tutmaya devam edersek başarısızlığa uğramayacağız. Sevgi asla başarısızlığa uğramaz. İsa'nın bizi sevdiği gibi başkalarını seversek, karşımızdaki bizimle barışmamayı seçse bile biz özgür olacağız. Aşağıdaki kutsal yazıya dikkatlice bakın. Tanrı'nın bilgeliği her durumda bizim için hazırdır. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Romalılar 12. bölüm 18. ayet. Mümkünse diyor. Çünkü bazen bizimle barış yapmayı reddedecek kişiler olacaktır ya da barışmak için öne sürdükleri koşulların Rab'le olan ilişkimizde ödün vermemize yol açacağı kişiler olacaktır. Her iki durumda da ilişkiyi yeniden kurmak mümkün değildir. Tanrı'nın elinizden geldiğince dediğine dikkat edin. Gerçeğe bağlı kaldığımız sürece karşımızdaki kişiyle barışmak amacıyla elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Biz genellikle çok geçmeden kurduğumuz ilişkilerden vazgeçeriz. Bir arkadaşımın çok hayal kırıcı bir durumdan çekip gitmemem için bana verdiği öğüdü asla unutmayacağım. Can, çekip gitmek için kutsal yazılara dayalı nedenler bulabileceğini biliyorum. Bunu yapmadan önce bu duruma Tanrı'nın esenliğini getirebilmek için duada mücadele verdiğinden
ve elinden gelen her şeyi yaptığından emin ol. Ardından da şunu ekledi. Bir gün geriye bakıp pişman olacak ve kendine bu ilişkiyi kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapıp yapmadığını soracaksın. Dolayısıyla başvurulacak başka bir şey kalmadığını ve gerçeğe bağlı kalıp ondan ödün vermeden mümkün olduğu kadar elinden geleni yaptığını bilmek daha iyidir. Bu öğüt için son derece minnettardım ve bunun Tanrı'nın bilgeliği olduğunun farkına vardım. İsa'nın sözlerini hatırlayın. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Matta 5. bölüm 9. ayet. Ne mutlu barışı koruyanlara demedi. Barışı koruyan biri, barışı sürdürmek amacıyla ne pahasına olursa olsun, hatta gerçeğe ilişkin ödün verecek kadar yüzleşmeden kaçınır. Oysa sürdürmeye çalıştığı barış uzun sürmeyecek derecede kırılgan ve yüzeyseldir. Barış sağlayan biri sevgiyle gidip yüzleşecek ve gerçeği ortaya koyacaktır. Öyle ki ortaya çıkacak barış uzun süreli olsun. Yapay ve yüzeysel bir ilişkiyi sürdürmeyecektir. Açık yürekliliği, gerçeği ve sevgiyi arzular. Siyasi bir gülümsemeyle var olan gücenmeyi, gizlemeyi reddeder. Başarısızlığa uğramayacak, cesur bir sevgiyle barışı sağlar. Tanrı insan soyuna bu şekilde davranır. Hiç kimsenin mahvolmasını istemez. Ama sırf bir ilişki kurmak için de gerçeğe ilişkin ödün vermeyecektir. Yüzeysel koşullara dayanmayan gerçek bir adanmışlığın var olduğu bir ilişki arar. Bu da hiçbir kötü gücün koparamayacağı bir sevgi bağı geliştirir. O, bizim uğrumuza canını feda etti. Biz de sadece aynı şekilde yapabiliriz. İşin esas özünün Tanrı'nın sevgisi olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın sevgisi asla başarısızlığa uğramaz, asla solmaz ve asla son bulmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez ve dolayısıyla gücenmez. 1. Korintliler 13. bölüm 5. ayet. Elçi Paulus, böylesi bir sevginin her türlü günahın üstesinden geleceğini söyler. Duam şu ki, sevginiz bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilirsiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz, güceniklikten uzak olasınız. Filipililer 1. bölüm 9. ve 11. ayetler arası. Tanrı'nın sevgisi, yem konulmuş güceniklik tuzağından özgür olmanın anahtarıdır. Bu, bol bir sevgi olmalı. Öyle bir sevgi ki, sürekli olarak büyümeli ve yüreklerimizde pekişmeli. Dolayısıyla, bugün toplumumuzda birçok kişi, konuşan ama hiçbir şey yapmayan yüzeysel bir sevgiyle aldatılmış durumda. Bizi tökezlemekten koruyacak sevgi, bir düşmanının iyiliği için bile olsa, kendini düşünmeden canını feda eder. Bu tür bir sevgide yürüdüğümüzde, şeytanın yemini almak için baştan çıkarılamayız.